neden cevap vermiyorsun? Ne diyeyim ki ben sana? Hı? Biz bunları konuşmadık mı seninle? Ya benim gönlüm kimdi bunu sen bilmiyor musun? Ben bilmiyorum Yusuf artık hiçbir şeyi. Allak bullak oldum ben. Senin yaptıklarınla söylediklerin birbirini tutmuyor ki. Ne tutmuyor Havva? Sen beni bulduğun günden beri gel gitler yaşıyorsun Yusuf. Kalbin benden yana belki ama aklın başka şeyler söylüyor sana işte. Her halinden belli. Bana yapılanların hesabını soracaktın sen. Ama hala herkesten, her şeyden saklanıp gizlenen benim. Bir karanlığın içine düştüm, oradan beni aydınlığa çıkaracaksın diye bekliyorum. O arada badenin gazabına uğruyorum. Sonra sen gelip beni koruyup kollayacaksın diye bekliyorum. Sen karşıma geçip bana onu savunuyorsun. Sonra da beni suçluyorsun. Ben seni suçlamadım. Sen beni suçladın. Sen ne yaptın da bu kıza, bu kız bu hale geldi, seni vurdu. Yapana değil yaptırana bak demedin mi? Sen söylemedin mi bunları bana? Ben seni aradım, her şeyi konuşalım, halledelim dedim. Sen suratıma telefon kapatmadın mı? Bunlar sadece söylediklerim, bir de sakladıklarım var. Ve beyniz olacağını karından, ailesiyle ortaklık kurduğunuzu gazetelerden öğrendim. Yusuf sen benim yerimde olsan ne yapardın? Ne düşüneyim Yusuf? Sen söyle bana. Sen benim yerimde olsan ne düşünürdün? Bana artık net bir şey söyle. Ben senin ne yapacağını duymak istiyorum Yusuf. Şimdi duymak istiyorum. İyi misin? Hı? Gel canım. Gel canım, gel. Gel birazcık hava alalım, gel. Hem biraz konuşuruz da, ha? Badeciğim. Hadi anlat bana derdin neyse. Bak bu halin bebeğe de zarar verecek. Ne olur bana yine aynı şeyleri söyle. Bu onun sesi. Kimin? Onun sesi. Ne işi var onun burada? Susuyorsun bak. Anlamadım şimdi. Yani ben 40 yıllık yuvamdan, evimden ayrı bir yere mi yerleşeceğim? Yoksa sen mi bir yere gitmeyi düşünüyorsun? Ben bir yere gitmekten söz etmedim Hamiyet. Senle ben artık bir arada olamayız. Onu söylemek istedim. Ayol biz 40 yıldır aynı yastığa baş koyuyoruz. Olur mu hiç öyle şey? İşte zaten yanlışlık da orada ya. Bunca zamandır hiç tanımadığım biriyle paylaşmışım ömrümü. Sayende ne hale geldiğimi görüyor musun ha? Beni içine çektiğin şu işlere bir bak. Artık aynada bile kendime nasıl bakabileceğimi bilemezken seninle yüz yüze olamam Hamiyet. Yani sen benden boşanmak mı istiyorsun? Bade! Lütfen dur! Bade lütfen! Bade! Bade kızım, yavrum! Bırak! Bade dur beni! Bırak Bade! Burada o evimize kadar gelmiş! Evimize kadar gelmiş! Evimize kadar gelmiş! Evimize kadar tamam, gelmiş! Tamam kızım, tamam! Tamam canım, tamam güzel! Tamam bir tane! Tamam yalvarırım, sakin ol! Tamam canım, tamam! Ne oldu kızım? Kimi gördü de bu hale geldi? Baba,
Ben ne gördüğümden emin değilim. Aman Allah'ım. Aşağıda nasıl cesaret eder böyle bir şeye? Alacak. Alacak onu benden. Alacak, götürecek onu benden. Alacak, götürecek onu benden. Alacak. Tamam. Tamam. Sakin ol. Olur mu hiç öyle şey? Ha? Olur mu hiç öyle şey? Yusuf gönderir onu. Merak etme sen. Yeter ki sakin ol bir tanem. Yeter ki sakin ol. Siz biliyor muydunuz? Neden susuyorsun? Ben sana söyleyeyim neden susuyorsun. Mecbursun çünkü. O yüzden bırakamıyorsun onu. Ya kendine zarar versin istemiyorum. Kendine zarar versin istemiyorum. Zaten başımıza saçma sapan bir sürü şey gelmedi mi? He? Yine mi gelsin? Öyle mi oldu şimdi? Kendisine zarar mı verecekmiş? Başka türlü nasıl durduracak ki seni? Bak ben sana bunların izahını yaptım. Anlattım ama anlamamışsın. Kimsenin suçu yok. Niye anlamıyorsun? Başka bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir yol bulmaya çalışıyorum. Abla, ne oluyor? Yusuf Bey birine mi bağırıyor? Yok. Bir ahbabı gelmiş. Onunla konuşuyor. Kimmiş? Bilmem. Ben de tanımıyorum. Dur bir de ben bakayım. Kız ben tanımıyorum diyorum da sen nereden tanıyacaksın? Hem sana ne ha? Mutfakta fingirdeşmelerin bittiyse makinede çamaşır var, çıkar. Ser. Allah'ım ne bitmez çilem varmış ya. Senin de ağzın diline dolansın Havva. Bak bak nasıl burnun dikiyor bak. Bak. Bak nasıl burnun dikiyor bak. Ya bugün silah kafasına dayadı. Neredeyse tetiği çekecekti. Anlamıyor musun? Badenin beni daha önceden de öldürmeye kalktığını, benim yaşadığımı bildiğini biliyor musun? Bunları biliyor musun? Ya ben seninle aynı saftayım. Aksini düşünmüyorum ki. O kurşun kafasına gelse ne yapacaktık? He? Allah'tan benim elime geldi. Ya bunlarla uğraşacak yine benim, anlamıyor musun? O kurşunlardan biri bana geldi ama Yusuf. Sen beklemedin mi beni sabaha kadar başımda? Herkesi birden dengede tutamazsın. Yapamazsın, olmaz. Biri mutlaka acı çekecek. Ben bu zamana kadar payıma düşeni yaşamadım mı? Ya ben bunu bilmiyor muyum? Niye tek kendini düşünüyorsun? İçim acıyor çünkü Yusuf. Benim de içim acıyor. Senin de için acıyor işte. Benim de içim acıyor. İkimizin de içi acıyor işte sonunda. Bak ne hale geldik. Niye çevirdin o zaman yolumdan beni? Ha? Ben zaten her şeyi içime gömüp yok olmayı göze almıştım çoktan. Sen çevirdin beni yolumdan. Şimdi sen suçluyorsun beni. Vade sözde canına kıyıyor. Sen allak bullak oluyorsun. Olan bu. Ölmeyi kafasına koyan seyirci beklemez Yusuf.
Eğer bunu gerçekten isteseydi sen bütün gece benim yanımdaydın. Yapardın. Gerçekten saçmalıyorsun. Evet saçmalıyorum. Ama sen de etrafında dönen oyunların farkında değilsin. Bunların hepsini sen bana arkanı dön diye yapıyor. Sen de inanıyorsun. Ben senin gözünün içine bakınca zamanı düşünmemek için yaptım bunları. Ama sen bana güvenmiyorsun. Bunları bana sen söyletiyorsun Yusuf. Her şeye rağmen beni sen suçluyorsun. Ne dememi bekliyorsun? Ne yapmamı bekliyorsun? Sen de bana o kadar çok şey yaptın ki. Ama ben hala sana güveniyorum. Daha fazla saçmalama. Eve git beni bekle. Gitti mi? Sana emanet abla. Havvam. Sen ne yaptın kuzum? Kalk hadi. Kalk bir de taşa oturmuş kalk. Ya bırak teyze. Kapı yüzüme kapadı gitti. Öyle bıraktı beni gitti. Kendine eziyet etme. O ne yapsın? Ha? O da aranızda paralandı durdu. Yukarıdaki desen Leyla. Sen desen zır delisin. Hanginize dur hanginize sus diyeceğini bilemedi oğlan. Teyze. Bana arkasını döndü gitti diyorum. Onun yanına gitti ya. Ya kalk şu taştan kalk. Tamam bir tane. Tamam sen sakin ol. Nasıl olur? Nasıl evimize kadar girer? Tamam be kızım tamam. Sakin ol sen. Heh. Bak kocan da gelmiş. Ne oldu? Ne işiniz var dışarıda? Karının durumu pek iyi değil. Geçin odanıza. Ne oldu yine ya? Gücüne gitti tabii kızım. Bade. Bade aç kapıyı. Bade. Yavrum açsana Allah aşkına. Bak ben gireyim bari ha. Bade aç kapıyı. Bade. Bade aç kapıyı. Bade. Ne demeye sokaklara çıktın? Ha? Bak hırpalandığından kaldın. Sana ne dedi? Bekle dedi değil mi? Neyi bekleyeyim teyze? Beni sevmiyor mu? Seven adam yanımda olur. Kız o kadar kolay mı? Millet seni öldü bilip yoluna devam etti. Sen de şimdi hiçbir şey değişmemiş gibi kaldığımız yerden devam eden diyorsun. Olacak şey mi? O söyledi bana bunları teyze. Zor mu bu kadar? Oğlanın maksadı ortalığı talan etmeden bir yol bulmak. Badenin ahı üzerindeyken huzur bulabilecek misin sen?
Ha, şimdi çok huzurluyum değil mi ben? Onun yanında olduğunu biliyorum, burada çok huzurluyum. O sebepten önünü ardını düşünmeden kapıya dayandın, öyle mi? Ben onu aradım teyze. Konuşalım dedim, suratımın telefonu kapadı. Yapma kız bunu. Yapma. Oğlanı da delirtme, kendin de delirme. Sabır et azıcık. Bana güvenmiyorsun dedi ya. Benim kimseye güvenecek halim mi kaldı teyze? Babama güvendim de ne oldu? Babanı adamdan sayma. İnsanlık denince o glasman dışı kalır. Evvelden yapılanları da söyledi, yüzüme vurdu. O bana güveniyormuş hala. Teyze, ben her şeyi onun için, bizim için yapmadım mı? O söz vermedi mi bana, yolumdan çevirmedi mi? Ne diyeyim ben sana kız? Ha? Adamın üstüne üstüne vardın, ondan sonra olmadık lafları işittin. Ha, ben yaptım yani her şeyi. Yok, ben yaptım her şeyi. Ya. Kız, o da çaresiz. Ne yapsın? Şöyle biraz sakinleşsen, ortalık durulsa huzura ereceksiniz. Kalk hadi kalk. Gidelim buradan, kalk. Sonra uzun uzun konuşuruz. Çık, tamam çık. Hadi. Bak, bunu doğduğunda giydireceğim. Ay, bunu da sıcaklarda böyle güneşli havalarda. Bak ne kadar güzel değil mi? Nasıl dişi değil mi? Sevdin mi sen de? Sen de doğunca çok seveceksin. Çok severdin. Bak, minicik elleri, minicik ayakları nasıl ısıtacak bunlar? Vade. Ne yapıyorsun burada? Bebeğimle konuşuyorum. Bak, ay çok güzel. Tamam bak, ne olur gel. Hadi kalk. Ah be yavrum. Yerde oturmasaydın keşke. Anne bizi biraz yalnız bıraksana. Bade bak, ben buradayım. Benimle konuş. Yapma ne olur. Ay görüyor musun başımıza geleni şimdi ha? Ay yazık vallahi. Oturmuş bebeğinden medet umar gibi konuşuyor onunla ayol. Ya ötekine ne demeli? Ele güne rezil olmaktan korkmuyor. Tanınacağından korkmuyor. Geliyor kapımıza dayanıyor ayol. Kimden neden korksun Kamiyet? Zaten bütün bu işleri sen sarmadın mı kızcağızın başına? Önce yaşamını elinden çaldın. Şimdi de foyaların ortaya çıkmasın diye medet umuyorsun ondan. Kıza gel anlaşalım dersen cesaret de bulur, yüz de. Aslında bana kalsa ne yapsa yeridir. Ama Yılmaz Bey. Bak, yarından tezi yok, kızı alalım karşımıza konuşalım. Bu rezillik daha ayyuka çıkmadan bitsin hiç değilse. Tabii kız anlaşmayı kabul ederse. Ay eder Yılmaz Bey. Elbette eder. Kız teklif etti kız. Bir yol bulalım dedi.
Bak, biz gider anlatırız. O da gider verir ifadesini. Bak Hamiyet, önce kızla konuşacağız. Eğer o kabul ederse her şeyi tek tek Yusuf'a anlatacağız. İfade verilmeye daha sonra gidilecek. Yılmaz Bey, oğlanın kafası karışık zaten. Bu işi Yusuf'un arkasından çevirmeyi düşünüyorsan hemen sil kafandan. Bu sefer Yusuf'un her şeyden haberi olacak. Tamam mı? Tamam. İyi. Anlaştığımıza sevindim. Münevvercim. Görüyor musun başımıza gelenler? Nasıl olur anne? Anne o... O ölmüştü. Bir tek ben böyle biliyorum sanırım ha. Hiç kimse şaşırmadığına göre. İnanması çok güç biliyorum. Ama ne yazık ki gerçek bu. En iyisi sen bu gece gördüklerinin hepsini yok say. Unut gitsin. Nasıl ya? Neyi unutayım anne? Anne niye benim haberim yok ya? Anlatırsan anlarım. Söyler misin neler oluyor? Münevverim. Bilmemen daha hayırlı biliyor musun? Aileni düşünüyorsan benim dediğimi yap. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Anne. Bade nasıl oğlum? Azıcık bir sakinleşti mi? Uyuyor. Neyi? Hiç olmazsa birimizin gözüne uyku giriyor demektir. Babam nerede? Nerede? Dışarı mı çıktı? Misafir odasında yatıyor.
şu hale bak. Onca şey yaşa, onca badire atlat. Ben yine burada tek başıma yatıyorum. Yusuf Bey de yine badenin yanında. Sen bu kafayla gidersen daha çok yatarsın burada. Teze sen kimden tarafsın Allah aşkına? Hadi yat uyu. Uyu da dinlen biraz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yarın gelmezse ben böyle elim kolum bağlı durmam daha fazla. Oyuncak oldum ya. Allah'ım sen bu kıza sabır, sakinlik ihsan eyle. Ya kusura kalma. Ben gene buradayım ama kız perişan haldeydi. Onu bir başına bir arabaya koyup göndermeye gönlüm razı gelmedi. Ben çıkarken görmedim abayı. Görsem vallahi bırakmazdım. Asıl siz kusura bakmayın. Emaneti koruyamamış gibi oldum. Bunlar sizin. Kestaneler pek güzel olmuştu. Elinize sağlık. Belli ki patlatmadan evvel pekmeze yatırmışsınız. Ha, öyle yaptım. Afiyet olsun da bunlara hiç lüzum yoktu. Haşhaşlı mı bunlar? Ha, cevizi de var içinde. Ben çok severim haşhaşlıyı. Vallahi ne yalan konuşayım şaşırdım yani. Hani erkek elinden baya baya hamur yoğurdum yani. Eh biraz anlıyorum işte. İş başa düşünce ister istemez öğreniyor insan. Ya içimizde de varmış biraz demek ki. Yenler pek beğenir. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ya kadın bırak inanın da gel benimle. O kadından aldığın parayla ister otele git ister cehennemin dibine. Yeter ki bana karışma artık Remzi. Ya başka çaremiz mi var? Bu çatır ayazda dışarıda ne yapacaksın? Zaten Reşit Efendi'nin tahtasından yanına varılmıyor. Adam haklı. Ev değil, başına bela almış, haberi yok garibanın. Elin adamını düşünmeyi bırak da kendi haline bak. Ben de gelmeyip de ne yapacaksın? Sana ne? Sana ne? Abla. Nereye? Allah Allah. Ne zamandır düşünür oldun beni? Ya ne demek ne zamandan beri düşünür oldum? Nereye gidiyorsun gecenin bu vaktinde ya? Ha? Nerede kalacaksın? Sokaklarda mı kalacaksın? Nereye gidiyorsun sen? Ben bakarım başımın çaresine. Şeref Hanım. Ya... Siz de kusura bakmayın Reşit Efendi. Yani durup dururken bir yıl iş açtık başınıza. Yani boşu boşuna yük olduk size. Ne olur hakkınızı helal edin. Ya Şeref Hanım bırakın bu lafları. Bu saatte nereye gideceksiniz? Bırakmam sizi.
Ay, yok. Vallahi yeterince yük olduk zaten size. Vallahi bağ kalırsa bunu tartışmayalım. Ben zaten yatağınızı hazırladım yukarıda. Geçin sobanın karşısına, bir güzel ısının. Kemikleriniz düşmüştür soğuktan. Peki. Buyurun. Allah razı olsun sizden. Sağ olasın. Ne demek canım? Sultan Hanım, lütfen. Ben gideyim o vakit. Hayırlı geceler. Size de. Ne? Ne oldu Şeref? Geliyor mu? Yok. Burada kalacak. Aman. Hiç yalvarmayacağım. Nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ay ne olur yalvar ya. Belki affeder seni. Ha. Sen sanki bilmiyorsun ablanı. 3 gün surat sallar, ondan sonra mecbur affeder. Hep burada kalacak değil ya. Allah'ım ablam nasıl bir günah işledi de. Allah senin gibi bir ceza verdi ona ya. He? He? Her şeyi benden duy istedim ama söyleyemedim baba. Kalp krizi geçirdin, sonra kaza oldu. Sonra da sustum. Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum. İçimde tutamıyorum işte. Bunların hepsinin sebebi annem. Hepsini. Nasıl düşündü, nasıl yaptı? Hala inanamıyorum ki. Nasıl yapılabilir ki böyle bir şey? Havva'ya da bana da yapmayacaktı baba. Bize yapmayacaktı bunu. Badenin bu duruma gelmesinin sebebi de annem. Ben de cezasını çeksin istiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Bütün bu olanları hiç tasvip etmiyorum. O da kendince her şey daha iyi olsun diye düşünmüş olmalı. Ama işte sonuçları da ortada. Baba görmüyor musun? Her şey abuk sabuk bir hale geldi. Bade bile eline silah aldı baba. Düşünsene. Silah mı aldı? Evet, silah aldı. Havva'yı öldürmek istemiş. Vurdu mu yoksa? Vurdu, vurdu. Ağır da bir yere vermiş. Çok şükür şimdi iyi hali. Şu işe bak ya. Her gün bir vukuat. Her gün bir vukuat. Daha neler duyacağım kim bilir. Bütün bu olaylardan sonra konaktaki yerimi şimdi çok daha iyi biliyorum. Dış kapının mandalı kadar bile hükmüm yok aslında. Estağfurullah baba. Baba ben senin iyiliğini düşündüğüm için. Oğlum beni düşünme. Beni düşünmeyin ve bütün olanları gelin bana tek tek anlatın. Eğer başında anlatmış olsaydınız olaylar bura diye gelmemiş, onları engellemiş olurdum hiç değilse. Baba doğru söylüyorsun da ben Havva'yı da Bağda'yı da kırmayayım diye yaptım. Oğlum bu sizin aranızdan çıkıp başka bir şey olmuş artık. Baksana anneni, ailemizi, ismimizi tehdit eder hale gelmiş. Şu olanlara bak ya. Yani annenin yaptığı da suç, karının gidip Havva'yı vurması da. Ya Rabbi. Sana bir şey söyleyeyim mi?
artık aklımızı başımıza devşirip bütün bu olaylar için bir çözüm bulmamız lazım. Bunu halletmemiz lazım oğlum. Bir akıl ver o zaman baba, ne yapacağız? Bilmiyorum şimdi. Bekleyelim biraz. Hele sabah ola hayrola. Sen bana bir şey mi soracaktın oğlum? Badem'in durumu çok kötü baba. Bir şey yapmamız lazım, onu bu durumdan kurtarmamız lazım. Olmuyor böyle. Nasıl, nesi var evladım? Ben iyi geleceğini düşünüyorum. Siz de bir görmüş olursunuz. Tamam. Tamam, bekliyorum ben sizi. Tamam. Günaydın beyim. Günaydın abla.
Havva evde değil mi? Evde beyim. Dün akşam Elimi'nden götürdüm, yatırdım, üstünü örttüm, öyle çıktım akşam. Dün sana biraz fevri davranmış ama sana olan düşkünlüğünden. Yusuf, Yusuf diye sayıkladı durdu yatmadan. Dört gözünden seni bekliyordur muhakkak. Rüzgar. Oğlum. Uy uy. Hadi uyan. Uy uy. Hadi oğlum. Geldim Reşit abi. Günaydın Cemile. Günaydın beyim. Ben çayını getireyim hemen. Babamlar kalktı mı? Erkenden çıktılar Hamiyet Hanım'la. Nereye çıktılar? Bilmem, hiçbir şey söylemediler bana. Günaydın. Günaydın. Günaydın amcaoğlu. Günaydın. Sizi tanıştırma fırsatım olmadı. Kız arkadaşım Pelin. Amcaoğlum Yusuf. Memnun oldum. Ben de. Mehmet sizden çok bahsetti. Öyle mi? Buyurun. Bade nasıl? Bade'nin sabah biraz bulantısı vardı. Nasılsın Bade? Daha iyi misin? Hamilelikte bunlar doğal aslında. Böyle güzel bir heyecana her şeye değer değil mi Mehmet? Benim canım bir şey istemiyor. Sen yukarı çık, o zaman biraz daha dinlen. Size afiyet olsun. Geçmiş olsun. Vade iyi görünmüyor. Bir şey mi oldu çocuklar? Hamilelikten falan dediler ama. Amca sen otur, ben de kızlara bakayım. Günaydın kızım. Günaydın. Olan biten her şeyi demek siz de öğrendiniz Yılmaz Bey. Eminim öğrendiklerinizi duymak sizin için çok zor olmuştur. Benimle uzlaşmak istediğin için geldik buraya Havva. Kızım önce geçmiş olsun. Dün duydum daha. Talihsiz bir kaza atlatmışsın. İnşallah şimdi daha iyisin. Pek kaza değildi Yılmaz Bey. Ama sağ olun, daha iyiyim. Yusuf anlattı. Galiba yardım da etmiş sana. Bundan sonra bir sıkıntın olursa beni de mutlaka ara. Sağ olun, eksik olmayın. Sizi dinliyorum. Ee,
Şimdi bundan evvelki konuşmamızda bütün her şeyi unutacağını, unutmak istediğini, kendine yeni bir sayfa, yeni bir hayat kurmak istediğini falan söylemiştin. Hatırlıyorsun değil mi? Hiç unutmadım ki Hamiyet Hanım. Siz aramızda olmaktan vazgeçerseniz tabii ki. Peki ama bu düşlerinin oluşabilmesi için senin yaşadığının bilinmesi gerek. Öyle değil mi? Farkındayım hepsinin. Zaten ben de böyle gizli saklı yaşamaktan çok sıkıldım, takdir edersiniz ki. Tabii. Haklısın da. Ama senin yaşadığın anlaşılınca, yani seni insanlar gördükleri zaman bir takım sorular sormaya başlayacaklar. Değil mi? Ne oldu, niçin? Neden böyle bir şeye gerek duydun? Kim yaptı falan. Peki ne cevap vereceksin bunlara? Tahmin etmiştim. Biz senin yerine düşündük. Bir çare ürettik ve bir teklifle geldik sana. Olanları hiç anlatmamışsın, kimseye anlatmamışsın Yusuf arada kalmasın diye. Bu fedakarlığın için önce teşekkür ederim sana. Ben Yusuf'u çok seviyorum Yılmaz Bey. Ben bunu size daha önce de söylemiştim, hatırlıyorsunuz değil mi? Şu vakte kadar ne yaşadıysam ben hepsini unutmaya hazırım. Yusuf için. Emin olabilirsiniz. Kızım, o zaman bu işi başkasının üstüne yüklemek zorundayız. Başkasını suçlayacağız yani. Öyle mi? Peki başka bir çaremiz var mı? Siz o zaman kimi suçlayacağımızı da düşünmüşsünüzdür. Buraya kadar böyle geldiğinize göre. Cüneyt. Dünden benim midesi bulanıyorsa niye doktora gitmedi peki? Bilmiyorum abi. Bilmediğimiz başka bir şey mi var yoksa? Sanmıyorum. Öyle bir şey varsa da ben bilmiyorum. Size afiyet olsun. Kaç gündür görmüyorum kızımın yüzünü. Ya o gelsin, ya beni onun yanına götür. Özledim diyorum Celal, anlamıyor musun? Sana daha önceden de söyledim Sezer. Kocasıyla beraber seyahate çıkmış. Dönsün, gelsin, ben getireceğim. Sen hiç merak etme, tamam mı? Hadi, hadi canım. Kahvaltını yap. Bana ne? Yemeyeceğim işte. Efendim? Günaydın. Aradım ama müsait miydin?
Ha evet. Nasılsın? Ben pek iyi değilim. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Tabii. Hayırdır, ne oldu? Telefonda olmaz. Bir yerde buluşalım, önde anlatırım. Tamam. Akşam çıkarız o zaman. Yok. Yani akşama kadar bekleyemem. Biraz acil bir durum. Bakın ben söylediklerinizi anladım da... Cüneyt'in bu işte bir suçu kabahati yok. Vallahi kızım bizim teklifimiz bu. Sen başka bir yol, bir yöntem falan biliyorsan onu söyle. Onu uygulayalım. Bu karar aslında benim de içime sinmiyor kızım. Ama sen de biliyorsun. Cüneyt bizim hem canımıza hem malımıza kastetmişti. Nasıl olsa bir ceza olacak. Eğer bunu da yüklenirse... Hamiyet Hanım temize çıkar. Ailenizin itibarı da lekelenmemiş olur. Öyle mi? Evet. Öyle. Bunun karşılığında da sen Yusuf'a kavuşacaksın. Bakın ben bu zamana kadar hayatta kaldıysam Yusuf için kaldım. Onu sevdiğimden kaldım. Sevabıyla günahıyla bir sürü şey yaptım. Bir sürü fedakarlık yaptım sadece onu sevdiğim için. Size bunu çok anlatmaya çalıştım. Defalarca da siz anlamadınız. Şimdi benden bir fedakarlık daha bekliyorsunuz. Hadi diyelim yaptım. Cüneyt'im bu işte bir kabahat yok. Onun tek suçu benim Yusuf'u sevdiğim gibi beni sevmesi. Her şeyi beni sevdiği için yaptı. Şimdi biz bu günahı onun üzerine attığımız zaman huzurumuz olacak mı, mutlu olabilecek miyiz? Hakkımız var mı buna? E madem Yusuf'u sevdiğini söylüyorsun. Değil mi? Kendin söyledin. Aşk fedakarlık ister. Her şey ortada üstelik. Hı? Yalnız bir an önce karar vermen gerekiyor. Çünkü biz de Yusuf'la konuşacağız. Yani senin kararına göre. Senden haber bekliyoruz kızım. Bir an önce bu işi sonuçlandırmak istiyoruz. Abla. Abla günaydın. Dediğimi unutma kızım. Bir sıkıntın olursa ara beni, olur mu? Anne. Ne işin var senin burada? Hay Allah belanı versin. Allah Allah. Kızımdan daha ne istiyorsun? Hayatını aldığın yetmedi mi? Anne. Şu kaynanam da bir iyileşseydi. Şerife'yi de özledim ama en çok da oğlan tutuyor burnumda. Alo, kime diyorum? Seni arızaya bağladın yine.
Sence gazete işe yaramış mıdır? Of. Yani belki inanmıştır söylediklerime. Ulan şu adamdan bir numara olmayacağını bir anlasa var ya. Akşamdan beri bunu düşünüyorsun değil mi? Ne yapayım oğlum? Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Vallahi içim el vermiyor ama böyle yemeden içmeden kesileceğine git konuş. Ne karar vermiş öğren. Sadece kızımı değil, beni de yaşarken mezara gömdün. Ya hiç mi vicdanın sızlamadı ha? Benim de evlatlarım var demedin mi hiç? Zaten insanlığın kalmamış. Analığını da mı unuttun be soysuz kadın? Anne yeter. Yetmez. Yeter sanıyorsun ama aklın almıyor. Bütün bunları bir kenara bırakıp mutlu olabileceğini mi zannediyorsun? Bir düşün. Her gün bunların yüzünü gördükçe için içini yiyecek. Onların çekmediği cezayı her gün sen çekeceksin. Sevdan uğruna her gün yavaş yavaş öleceksin. Abla. Sen de gözüme görünme sultan. Benim kanım hasmımın değil. Aynı kaptan yiyip canıma kastedensin. Şeref, ben de her şeyi yeni öğrendim. Hepiniz aynı çamurdansınız. Hangi yüzle geldiniz buraya? Reziller. Bana bak Şeref Hanım. Yeter. Duydun mu beni? Yeter. Sanki bunlar çok mu ak kaşık ha? Kızın bu. Çok mu ak kaşık söylesene bana. Bunların yaptıkları ayyukayı buldu. Sen ilk önce kızına bak. Sen ilk önce kardeşine bak. He? Ya kocan? Ya kocan? Bütün bunlara evet dedi. Duydun mu beni? Evet dedi. Para aldı. Keyfini sürdü. Duydun mu? Ayrıca ben buraya keyif için gelmedim. Kendi isteğimle de gelmedim. Kızın davet etti beni. Evet, şartım var dedi. Aramızdan çekil dedi. Yusuf'u istiyorum dedi. Anladın mı beni? Sen ne diyorsun be kadın? Ha? Anne ne yapıyorsun? Yılmaz Bey! Şeref! Abla! Yani iyi olur diye düşündüm. Konuşursun, anlatırsın. Sen de benim psikoloğa gitmemi istemiştin biliyorsun. Belki kendinden bile sakladığın şeyler vardır Badi. Ne saklayacağım ki Yusuf? Her şey ortada zaten. Yoksa öğrenmek istediğin başka bir şey mi var? Psikologla konuşturup ne öğreneceksin ki? Hadi bak sen beni yanlış anladın. Ben bir şey öğreneyim diye istemiyorum. Senin için istiyorum. İyi olur diye düşündüm. Ben de her zaman ne yapacağımı bilemiyorum. Belki bana da bir yol gösterir. Kesivereyim mi seni şuracıkta? Anne yapma. Ablam yapma, yakacaksın kendini abla. Şeref. Bak konuşarak anlaşabiliriz Şeref. Nasıl? Beni de bu paranızla susturacaksınız ha? Alayım ben Allah. Dünyaları verseniz de kızımın acısını unutturamazsınız.
senin kanını akıtsam içim soğumaz. Ama benim kızımın içi yanar. O yangının ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. İşte o, o benim elimi kolumu bağlıyor. Yoksa canının zerre kadar kıymeti yok benim gözümde. Ciğerime öyle bir acı saldınız ki ne ilacı var ne dermanı. Öyle bir dert kodunuz ki hepiniz, hepiniz Allah'ınızdan bulursunuz inşallah. Abla. Anne. Başını önüne eğip af dileyeceğine üste çıkmaya çalıştın ya. Sana diyecek artık hiçbir lafım yok Hamiyet. Ben ne olup bittiyse onu söyledim Yılmaz Bey. Ne olup bittiyse onu söyledim. Yazıklar olsun sana. Ah, ecel acısı işte. Bunca zaman geçti, kadın hala ağlıyor. Deliliğin kimden sirayet ettiği belli. Gemileri yakmak deyince ananın üstüne tanımam. Ya şimdi her şeyi bildiğim ortaya çıktı benim ya. Şuna bak. Ben o konakta nasıl bakacağım onların yüzüne ya? Of. Yılmaz nereden öğrenmiş? Ha? Onun nereden haberi olmuş? Hamiyet Hanım anlaşmaya gelmiş teyze. Hem de tam kendine yakışır bir teklifle gelmiş. Ne diyorsun sen ya? Oh, of. Nazlandın ha. Sanki yeni gelin. Allah'ım. Ne olur sen bana bir çıkış yolu göster. Thank you.
Vadeden önce nişanlıydım. Nişanlım öldü. Daha doğrusu biz öyle biliyorduk. Yaşadığını öğrendiğim zaman ona dönmek istedim haliyle. Sonra bu tarz davranışlar içine girdi. Asla yapmayacağı şeyler yapmaya başladı. Ne gibi? Eski nişanlımı öldürmek istedi. Sonra bunu yaptığına kendi de inanamadı. İntihar etmeye kalkıştı. Dün de en son karnındaki bebekle konuşuyordu. Hamile bayanların geneli bunu yapar Yusuf Bey. Bebek daha doğmadan iletişime geçerler. Tamam, bu olabilir ama sergilediği davranışlar normal değil. Bundan bahsediyorum ben. Nasıl yani? Sizce ne olabilir? Bilmiyorum. Ne yaşıyor içinde, ne hissediyor? Niye bunları yapıyor bilmiyorum. O yüzden zaten sizle irtibata geçtik. Peki şimdi içeride mi? İçeride. Geleceğinizden haberi var. Peki. Müsaadenizle. Ailemizin bütün sırlarını ilah maşallah doktora anlattın. Güveniyor musun yani ona bu kadar? Tek derdin bu değil mi? Aslında onu da sen seçmek isterdin. Ne de olsa senin ihtisas alanına mı yatanım? Kötü bir dönem geçiriyorsunuz. Üst üste bazı talihsizlikler yaşamışsınız. Eşinizden bilgi aldım ama neler hissettiğinizi sizden duymak istiyorum. Konuştuklarımız aramızda. Bundan emin olun. Ama sizi yardım etmem için sizi üzen ne varsa bana anlatmanız gerekiyor. Akla akla işte. Nasıl işliyor kafa bak. Bak kendini sıyıracak ya. Olayı nereden alıp nereye götürmüş bak. Yılmaz Bey bana şey dedi. Cüneyt nasıl olsa ceza alacakmış. Öyle dedi. Vallahi billahi helal olsun. Kurban hazır ya. Yık yıkabildiğini üstüne. Vay anam vay vay. Kız sen o oğlana bunu yap. Bak sadece öyle sana olan sevgisi umudu değil yani. O oğlanın hayatını bitirirsin. Asıl o zaman korkundan. Kaybedecek bir şeyi olmayan her şeyi yapar. Ha, ben yapacağım dedim değil mi? Vallahi yapmayacağım da demedin. Bana kalırsa bir bekle. Yusuf geleceğim demedi mi? Dedi. Ben de gördüm sabah. Kız dört gözden seni bekler dedim oğlana. Gelirse bakarsın bakalım hangi havadan çalıyor. Gelirse. Gelmezse de paşa gönlü bilir teyze. Of, hakikaten of ya. Ne of ya? Ya ben gelirse, gelince demek istedim yani. Of. Zaten Yusuf bir şey bilmiyormuş daha. Ben karar vereceğim, ona göre söyleyeceklermiş. Of, ben bunu nasıl yaparım ya? Of. Bak kuzuma ya. O kadar badire atlattın, önce ben diyemiyorsun değil mi gene de? Vicdan tabi sızlıyor. Allah yardım etsin ne diyeyim ya. Aha bak arıyor. İti an çomağı eline al. Al bakalım seninki. Cüneyt mi? Efendim. Nasılsın Havval? İyi, hayırdır? Ya şey, yanlış anlamazsan
Bir uğrayacaktım. Gelmeden de bir şey lazım mı diye sorayım istedim. Zahmet etmeseydin Cüneyt. Geleyim ama değil mi? 5 dakika ya, söz rahatsız etmeyeceğim. İyi tamam, gel. Tamam, sağ ol. Birazdan oradayım o zaman. Ne oldu kız? Hissetmiş mi yoksa kuyusunun kazıldığını? Geliyor. Oh. Ben kendimi kaybetmiştim. Yusuf benden ayrılmak istedi. Ben aslında elime silah alacak insan değilim. Etmeyecektim. Nasıl oldu anlamadım bile ben. Ya sonra? Çok korkmuştum. Babamı aradım. Eve git, beni bekle dedi. Ben de gittim. Sonra uyudum. Çok uyumuşum. Sonra uyandım. Sonra da işte eve gittim, Yusuf'u bekledim. Neden ölmek istediniz? Yani sizi tetikleyen duygularınız neydi? Tam olarak hatırlıyor musunuz? Bitti mi her şey şimdi? Kendinizi toparladığınızda tekrar hamile kalabilirsiniz. Havva beni şikayet etmemiş. Ona göre yaptığım şey cezasız kaldı. Ama ben cezaların en büyüğünü çekiyorum. En büyüğünü. Ne gibi? Kim cezalandırır sizi? Ne oldu? Yok. Yok, söyleyemem. Söyleyemem. Kimse bilmemeli, söyleyemem. Yusuf'u kaybedemem. Kaybedemem, söyleyemem. Söyleyemem, söyleyemem, söyleyemem. Neyi? Söyleyemediğiniz, sakladığınız nedir? Dün gece bebeğinizle konuşuyormuşsunuz. Ona sırrınızı anlattınız mı? Ya da bu sır zaten onunla mı ilgili? Bana söyleyebilirsiniz. Thank you.
Anlatmayacak mısın Münevver? Acil deyince çok merak edip geldim. Aslında yani bunu söyleyerek ailemi tehlikeye atacağım. Ama çok düşündüm. Ya aslında çok da düşünmedim yani, duyduğum anda sana söylemek istedim. Yani doğrusu bu çünkü. Da nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ya bunu bilmek senin hakkın. Abimin eski nişanlısı var ya. Hava yaşıyormuş. Ne oldu doktor bey? Buyur. Biraz yalnız kalsın. Tamam kalsın. İyi mi peki? Pek iyi değil. Tamam, her şeyi öğrenmek istiyorum ben doktor bey. Doğru tahmin etmişsiniz. Sizden sakladığı bir travması var. Yemin ederim ben de dün gece öğrendim. Ne yapacağımı bilemedim. Ama sanırım zaten Bade de biliyormuş. Yani hani bana diyordun ya benden gizlediği bir şey var diye. Galiba buymuş. Peki sen nasıl öğrendin? Ya dün gece Bade pek iyi değildi. Ağlıyordu. Hamileliktendir dedim. Hava almak için dışarı çıktık. Havva'nın sesini duydu. Aşağıda gördü onu. Abimle konuşuyordu. Ya işin ilginci sadece Bade değil, annem, babam, herkes biliyormuş. Nasıl bir iş bu ya? Annem kimseye söyleme dedi. Ama yani Bade bu durumdayken sen çok iyi bir babasın. Ben bunu senden saklayamazdım. Ama elimden bir şey gelmiyor. Sen de mi biliyordun? Ben haberin yok sanıyordum. Ben her şeyi sana anlatmayı istedim. Ama duyacakların seni çok üzecekti. Bunları biri düzenledi değil mi? Havva'yı öldü gösterdiler değil mi? Abimi, hepimizi kandırdılar. Aslında her şeyi bir kişi yaptı Münevver. Kim? Anne. Nasıl yani, ben bir şey anlamadım şimdi. Olamaz doktor bey. Yanlış anlamış olmayın sakın. Yani böyle bir şey olsa biz bilirdik değil mi? Bütün veriler aynı yönde. Sizi kaybetme travması yaşıyor.
bu kaybetme hissiyle mi kendi canına kıymak istiyor doktor bey? Bebeğini de düşünüyor. Ona sarılarak yaşamını sürdürüyor. Bebeğiyle konuşmasının sebebi de bu. Peki ne yapabiliriz doktor bey? Onun en büyük desteği sizsiniz. Yanında olun. Çünkü en büyük korkusu sizi kaybetmek. Ya? Ben hep söyledim. Onun yarası da ilacı da sensin. Bade Hanım'dan ayrılma kararı aldığınızı biliyorum. Ama şu an için doğru bir zaman değil. Bade Hanım sağlığına kavuştuğunda bunu kabullenmesi daha kolay olacaktır. Hayır ya, hayır. Annem nasıl yapar bunu? Buna inanmak pek kolay değil tabii ki. Sen nereden biliyorsun? Annem mi söyledi sana? Anneni Havva'nın evinden çıkarken gördüm. Aslında baban da ilk defa benden öğrendi. Ama annenin hareketlerinde bir tuhaflık vardı. Ya sanki böyle bir şeyleri saklar gibi bir hali vardı. Ben de Demir'i görevlendirdim. Ölüm raporunu veren hastane, o raporun altına imza atan doktorlar. Neticede hepsi tanıdıklar. Demir bütün raporları inceledi. Kızı resmen sürmüşler hastaneden. Demir başhekimi bulmuş. Biraz sıkıştırmış, korkutmuş filan. Sonra adam her şeyi anlatmış. Aman Allah'ım. Sırf Havva'yı istemediği için bizi düşürdüğü hale bak. Hayır. Hayır ya, hayır. Abim asla acımaz anneme. Asla acımaz. Bütün yaptıklarının cezasını çektirecek anneme. Bu yaşta hastanede ölecek anne. Bunları düşünüp üzme kendini. Nasıl üzülmeyeyim? Nasıl üzülmeyeyim? Aile paramparça oluyor. Babam bunlara katlanamaz ki, dayanamaz. Daha yeni ameliyat oldu. Gel. Gel istersen şöyle biraz dolaşalım. Açılırsın. Münevver. 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 Bana bak. Cüneyt gider gitmez bana haber ver. Tamam? Tamam cezaevi gelse gitse de çok gerildim valla. Aha. Gözün aydın. Oo. Cüneyt efendi. Zemheride çiçek açmışsın. Dikkat et de ayaz vurmasın yapraklarını. Teyze. İçeri geç istersen sen. Hay Allah'ım, ne zaman bitecek beni bu sınamaların ya Rabbim. Boşuna imtihan dünyası demiyorlar işte. Postalayayım ben şunu, tamam? Tamam teyze. Bana da haber ver, ara beni. Tamam teyze. Haydi.
ne yapıp edip buldum papatyaları. Zahmet etmişsin. Nasılsın? İyiyim. Ya kusura bakma. Belki niye rahatsız edip duruyor diyorsundur ama... ne yapayım, seni düşünmeden yapamıyorum Havva. Hele gazeteyi bıraktıktan sonra... aklım hepten sende kaldı. İfadeni de ona göre vereceksin. Cüneyt bana aşıktı. İstemiyorum desem de bırakmadı peşimi. Yusuf'la olmayayım diye beni ölü gösterip kilit altında tuttu dersen herkes inanır. Ne bileyim, kendi kendime tesir. İyi mi var abla? Sen iyi misin? İyiyim. Ben bir kahve yapayım. Ne dedi peki doktor? Ciddi bir travma geçirmişsin. Çok üzülmüş, biraz sakinleşmeye ihtiyacı var dedi. Ne travmasıymış söylemedim. Bilmiyorum, kaybetme travması mıdır nedir? Bebekle ilgili sanırım. Yusuf. Ben çok özür dilerim. Ben söyleyecektim ama yapamadım. Tamam Bade. Tamam, geçecek hepsi. Nasıl söyleyecektim ki? Nasıl söyleyebilirdim? Ben kendim bile inanamadım. Bak, atlatacaksın hepsini, geçecek hepsi. Üzülme. Şimdi bunları düşünme, karnındaki bebeği düşün biraz. Bebeğimiz. Abla, konağa mı? Hay Allah razı olsun bacım. Bu nasıl bir soğuk ya? Dondum vallahi, içime işledi. Şimdi ısınırsın abla. Hey, ne yaptın? Erzakları aldın mı? Tamam mı hepsi? Ha, tamam tamam. Yani bazıları don yapmıştı ama... iyi gördüklerimi hepsini aldım. Sağ ol paşam. Ne zamandır konuşamıyoruz? Her şey üst üste geldi tabii. Sen nasılsın, iyi misin? İyi, iyi. Yani Allah'a çok şükür. Bir sıkıntım yok. İyiyim yani, iyiyim. Sesin pek öyle demiyor. Ya yok abla, bu işte... Yılmaz amcayla Yusuf Bey'e üzülüyorum. Canım, ona hepimiz üzüldük. Ama senin başka bir sıkıntın var gibi. Ya abla, aslında var bir sıkıntım da. Nasıl diyeyim bilmiyorum. Dost doğru diyeceksin. Bu işe seni ben soktum. Hani bir sıkıntın, bir problemin varsa söyle, çözelim. Ya abla, Yılmaz amca bana bir görev verdi. Ne gibi? Ya abla, işte bu Yusuf Bey'le ilgili bir olay olursa... hani ne bileyim, böyle gizli saklı falan... gel hemen bana haber ver dedi. Ya ben bir şey gördüm abla, gördüm görmesine de... Yılmaz amcaya nasıl derim bilemedim. Neymiş bildiğin?
Yusuf Bey'in bir başkasıyla ilişkisi var abla. Emin misin? Yani bir şey olmadığına, ne bileyim, sanki aklın başka bir yerdeymiş gibi. Cüneyt. Sen hakikaten beni yaptığım her şeyi affedecek kadar çok mu seviyorsun? Sen ne diyorsun Havva? Öl de öleyim. Allah seni kahretsin ya. Of. Oğlum nasıl? Uyumak üzere. Sen buralardan ayrılmayın. Ben bir nefes almaya çıkacağım baba. Tamam oğlum, çık. Biz seninle ne konuştuk Hamiyet? Yılmaz Beyciğim, ben seni anlıyorum. Havva teklifimizi kabul etmeden önce ortalığı kızıştırmak istemiyorsun. Ama Havva Yusuf'a bir şeyler söyler diye korkuyorum ayol. Ayrıca göreceksin bak. Aha, buraya yazıyorum. Kız kabul edecek teklifimizi. Allah aşkına. Gelince azıcık bir şeyler çıtlat. Bitsin bu iş ayol. Demedin abla. Vallahi şaşırdım. Ya ben de şaşırdım. Yani benim de canım sıkıldı ama yani ne Yılmaz amcayla bir şey konuşabildim ne Yusuf Bey'e bir şey diyebildim. Aman paşam. Ne gördün ne duydun. Unut. Kimseye de ağzını açma. Böyle şeyler ortaya döküldüğü zaman bak senin başına patlar vallahi. Kız kimmiş? Nasıl biri? Biliyor musun sen? Ha evet, yani yok, hayır yani... Ya tam göremedim işte. Bunun tamı yarımı mı var ya? Ya abla, ben Yusuf Bey'i bir eve götürdüm. Bunlar gizli gizli buluşuyorlardı orada. Ya orada işte böyle bir perdenin arkasından hayal meyal görebildim. Bayağı güzel bir kız galiba ha? Ya yok abla. Ya ne bileyim, hayal meyal gördüm dedim ya. Allah sana da hayırlı bir kısmet nasip etsin. Amin abla. Remzi Karagül ile mi görüşüyorum? Ben avukat Sevim Gerçek. Eşiniz Şeref Hanım'ı temsilen sizi arıyorum. Şeref Hanım size boşanma davası açıyor. Bununla ilgili bir takım belgeler var. Gönderebilmem için adresinize ihtiyacım var. Daha iyisin değil mi? Bir doktora gidelim mi? Yaşadıklarım biraz ağır geldi. Oturursam geçer. Kendini böyle kötü hissedince ben de çok korktum.
Burası da yakın olunca biraz uzanıp dinlenirsin diye düşündüm. Çok özür dilerim. Niçin? Yani bunca olanlardan sonra zaten canın sıkın. Bir de benimle uğraşıyorsun. Ben halimden memnunum. Teşekkür ederim. Hala inanamıyorum. Düşündükçe... Ben şimdi bu olanlardan sonra nasıl annemin yüzüne bakacağım? Ben de bu yaptıklarına inanamıyorum. Anneni, aileni yok saydın. Kızacaklarını aldırmadan her şeyi gelip bana anlattın. Ben de senin bu cesaretine çok şaşırdım. Çünkü seni seviyorum. Çok özür dilerim. Kusura bakma Cüneyt, ben böyle olsun istemezdim ama elimden başka türlüsü gelmiyor. Desene kendi ayağımla gelmişim ecelime. Neler ummuştum oysa. Ne bileyim, belki gazeteyi okuyunca fikrim değişir, ikimiz için bir umut olur demiştim. Ama sen beni temelli yok etmeye karar vermişsin. Ben Yusuf'u çok seviyorum Cüneyt. Bu dünyada her şeyden çok seviyorum. Sen de anla beni artık ne olur. Neyse. Madem hüküm verilmiş... Ben de daha fazla rahatsızlık vermeyeyim.